orucu Ramazan'la daraltıp bırakmamak lazım. Mümkün olduğu kadar nafile oruçta takviye etmek lazım ki biraz önce bahsettiğimiz Allah için emredilmiş önemli bir ibadet olan oruç kalitesinde bir Müslümanlığımız ortaya çıkmış olsun. Yani biz Allah için oruç tutuyoruz. Farz olmadıkça da tutmuyoruz. Evet, bir vebale girmeyiz buradan ama bir oruç sevdalısı olduğumuzu da ispat edemeyiz bir daha. Yani oruca Allah-u Teala'nın vaat ettiği büyük vaatler, işte nerede oruçlu kullarım benim, nerede oruç tutan kullarım dediği zaman Allah-u Teala'nın kıyamet gününde burada o oruç tutanlar denerken orada bir sıralama yapılacak. O sıralamada elbette hiç oruç tutmayanlar olmayacaklar. Ama sadece Ramazan'ı tutanların yanında filan 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 nafileleri tutanlar da elbette öne geçecekler. Yani madem ihlas, madem takva, madem daha çok Allah'ın rızası gibi bir hedefimiz var, o zaman nafile oruçları da özellikle tutma gayreti içerisinde olacağız. Bu nafile oruçları daha önce saymıştık. İşte her ayın 13, 14, 15. günleri hicri ayın, hicri ayların 13, 14, 15. günleri oruç tutmak sünnettir. Pazartesi, perşembe günleri oruç tutmak sünnettir. Aşura gününün bir gün öncesi, bir gün sonrası bir tanesiyle beraber tutulması sünnettir. Hac etmeyenlerin, haçta olmayanların Arefe gününü, yani Kurban Bayramı'ndan önceki günü oruç tutmaları sünnettir. Bu nafile dediğimiz oruçlardandır. Ve Şevval ayında, yani Ramazan-ı Şerif'ten sonraki ayın içerisinde 6 gün oruç tutmak sünnettir. Muharrem ve Şaban ayı içerisinde sık sık oruç tutmak ayrıca sünnettir. Bir de Zülhicce ayının ilk 9 günü, yani Kurban Bayramı'ndan önceki 9 gün oruç tutmak sünnettir. Bunların bu oruçların dediğimiz gibi en önemli vasfı Ramazan'da tuttuğumuz oruç emre itaat ettiğimizi ve Allah'ın farzına karşı gelmediğimizi, harama girmediğimizi gösteriyor. Onun üzerine ilave edebildiğimiz bütün bu nafilelerin hepsi veya biri, ikisi, mesela en azından Şevval ayındaki 6 günü tutmak veya Muharrem orucunu tutmak veyahut da fırsat buldukça pazartesi, perşembe gününü oruç tutmak, bunlar hep kıyamet günü oruç tutan müminler diye yapılacak çağrının adamı olmak, o çağrının ehli olmak gibi bir sonuç Allah'ın izniyle doğuracaktır.